Evet sevgili izleyenler, Bir Siyasetin Sesi programından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yerel seçimler sonrası ufak bir ara dersiniz, artık ufak bir tatil dersiniz. Bir dinlenme sürecini siyasi program olarak değerlendirmeye çalıştık. Ardından da o soluğun hemen ardından programa yeniden başladık. Kıymetli bir isimle başlamak gerekiyordu. Bu minvalde de Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanımız Sayın Mahmut Güneş'le birlikte bu akşam karşınızdayız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sayın. Tabii yerel seçimlere de elbette ki değineceğiz ama ondan öncesi bir Türkiye gerçeği var. Türkiye'nin genelinde yapılan bir yerel seçim var. Hakikaten Cumhur İttifakı kanadında ve özellikle AK Parti'nin çok kötü sonuçlar aldığını da gördük. Elbette buna da değineceğiz. Ama genel manada bir Türkiye'yi ve Türkiye'nin bugünkü halini, durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlamak gerekiyor aslında. Eyvallah. Öncelikle televizyon ekranlarında bizi seyreden tüm vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, siz değindiğiniz gibi 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde hem Türkiye'de hem Şanlıurfa'da belli bir değişime gidildi. Tabii burada demokrasinin gereği olan seçimler, sandıktan sonuçların her ne olursa olsun baş göz üstüne denmesi lazım. Tabii burada siyasi partiler karneleri, sürekli bizim söylediğimiz şey şuydu, siyasi seçimlerin karneleri sandıklardır. Sandıklardan çıkan sonuç şu, herkese şu mesajı verdi, sizin şu 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 yanlışlarınız vardır, bunu düzeltmeye çalışın. Diğerlerine dediler ki size şöyle bir şans verdik, siz de bu şansı değerlendirmeye çalışın. Ama Türkiye'de Cumhur İttifakı olarak birçok yer kaybedilmiştir. Özellikle AK Parti kanadında. Ama Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığınızda bizler hem büyük şehirlerde, Türkiye'deki büyük şehirlerde ittifak yapılmıştı. Evet. Bir de bazı ilçelerde de, illerde de, büyük şehir olmayan illerde de her parti kendi kurumsal yapısıyla seçime girdi. Tabii burada Milliyetçi Hareket Partisi yapılan son seçimde, çünkü siz de biliyorsunuz ki meclis üyelerinden alınmış olduğunuz oy baz alınıyor. Evet. Orada da Milliyetçi Hareket Partisi %16.34 oy oranıyla seçim bitirmişti. Şimdi biz 8 ilde belediyemizi aldık ama bir tane de büyük şehrimiz vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Marisa. Marisa kaybedilmişti. Ama Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığınızda, değerlendirdiğinizde hem meclis üyelikleri sayısında hem de belediye başkanlıkları sayısında bir artış olduğunu söylemek isterim. Ama AK Parti'de şu anda zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında onu dile getirmişti. AK Parti'nin siyasetçileri de dile getiriyor. Kendi iç dünyalarında kurumsal yapılar içerisinde öz eleştirilerini yapıp nerede yanlış yaptıklarını kendileri de değerlendirecek. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak da hem genel başkanımız hem genel başkan yardımcılarımızın değerlendirmeleri o şekilde oluyor. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimden hemen sonra geçen hafta il başkanları toplantısında da genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Sayın Semih Yalçın Beyefendi'nin de il başkanları toplantısında dile getirmişti. Bizler kendi bulunduğumuz yerlerde, seçime girdiğimiz bütün yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi aslında son menşeli ya da marjinal grupların dile getirdiği gibi değil. Milliyetçi Hareket Partisi eridi şu kadar işte 4.3, bazıları 3.1. Bir algı oluşturmaya çalışıyor. Algı oluşturmaya çalışıyor. Tam tersine yapılan Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan sonuçların nispetine de baktığımızda %16.34 olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin almış olduğu oy oranı orada kayda girmiştir. Ama işte diğer illerde mesela seçmen bunu iyi okumaya çalıştı, iyi algılamaya çalıştı. Tabii yaşanan konjonktürler farklıdır hem dünyada hem Türkiye'de. Bazıları işte ekonomik krize bağladı, bazıları işte emeklilere bağladı. Ama siyaset bunu kabul etmez. Siyaset kendi içerisinde, iş dünyasında, benim eminim ki öyle düşünülüyor. Bizler çünkü öyle de yapıyoruz. Seçmen neden bize oy vermedi? Onun nedenlerini iyi araştırılıp, işte seçmene gidilip kendinizi iyi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Tabii Urfa'da, Urfa genelinde baktığınızda beni üzen şey şu, bazı yerlerde yanlışlar vardır, mutlaka vardır. Bu siyasetin içinde de vardır. Netice itibariyle insanın olduğu yerlerde hatalar mutlaka olur. İllahi olur. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ben il başkanı olarak şunu görüyorum. Ben terörle arasında mesafe koymayan partilerin Şanlıurfa'da fazla belediye almasına gönlüm razı olmuyor. Ve eminim ki Şanlıurfalılar da kendi iç dünyasında bunu şu anda muhasebesini de yapıyorlar. Değişim olabilir, belediyeler gidebilir. Bizim ama ana kriterimiz şu olması lazım. Vatanımızı, bayramımızı, milletimizi zora koyacak oluşumların
Türkiye'nin başına bela olmaması lazım. Başım tabii burada şu da var değil mi? Yani parti de bunu hani gerekçe gösterip de işte ya işte şu parti işte yok devlete çok yakın değil ama ben de size kimi gönderirsem alın seçin. Yani bu da yapılmamalı. Eğer ya, halk toplum eğer karşı çıkıyorsa tabii, biraz bakın, da kulak vermek gerekiyor aslında. Ki başta da söylediniz ama onu da dipnot düşelim ki aynen, sözleriniz yanlış anlaşılmasın yok, diye. Yok. Ben o anlamda söylemiyorum. Zaten var ya madalyonun diğer tarafından bakıyorum. Yoksa bakın başta söyledim. Sandıktan aynen. Her çıkan sonuç baş göz üstüne. Netice itibariyle vatandaşlarımız onların oy hakları vardı. Karnelerini o gün vereceklerdi. Karneleri bu şekilde değerlendirdi. Ama yine söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Siyasetçilerin yapacağı tek şey şu. Kaybettiğiniz zaman da yapacağınız şey şu. Evet. Kazandığınız zaman da yapacaksınız. Şimdi siz %100 oy potansiyeline talipsiniz ama %100'ünü almadığınız zaman mesela %70 alsanız bile %30 bana niye oy vermedi muhasebesini çok yapmak güzel. Zorundasınız. Çok onu güzel. Anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel. Bizler mesela şu anda biz suçlayıcı bir tavır sergilemememiz lazım şeyde. İşte şu vermedi, bu vermedi, evet. Bu ihanet etti, bu öyle bir şey yok. Biz nerede yanlış yaptık? Yanlışlarımız nelerdir? Yanlışlarımızı nasıl telafi edebiliriz? Ya da yanlışlarımızı nasıl minimize edebiliriz? Çünkü bu bize oy vermeyenler daha düne kadar oy verenler. Oy verenler de tabii. Ne oldu, onun ne değişti? Ben o açıdan bakıyorum ve yanlışlarımızı düzelte doğruları bulmamız lazım. Çok yoksa doğru. Ben Şanlıurfalıların ve Türkiye'deki Türk milletinin vermiş olduğu oyları sorgulama haddine sahip değilim. Yani öyle bir şey yok. Yani öyle bir saygısızlık yapamam. Ben onu anladığım için hani aynen açıklık yok, olsun yok, izleyici yok. Tarafından biz, yanlış anlaşılmasın diye. Herkes mesajı net alması lazım. Ve biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları olarak biz mesajlarımızı net alıyoruz. Ve biz nerede yanlış yaptık onun irdelemesini sürekli yapıyoruz. Kazandığımız zaman da yapıyoruz, kaybettiğimiz zaman da yapıyoruz. Çünkü siz ancak başarıyı öyle elde edebilirsiniz. İşte bütün suçu vatandaşa yüklerseniz ise orada vatandaşa ayıp etmiş olursunuz. Çünkü bu vatandaşlar yıllarca bize oy veren insanlar öyle değil mi? Biz bize oy veren insanlar veya sandığa gelmeyen insanları neden dolayı küstürdük? Onun iyi araştırılması lazım. Bu çünkü bu sosyolojik bir yapıdır. Yani sosyolojik bir vaka olarak önünüzde okutulması lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben öncelikle şunu da söyleyeyim. Yani kazanan belediye başkanlarına tümüne başarılar diliyorum. İnşallah Şanlıurfa'ya da iyi hizmet ederler. Tek temennimiz o. Çünkü netice itibariyle kaybeden ve kazanan olmaz. Kaybeden şehir olmasın, kazanan şehir olsun, şehirler hocam, olsun. Yani şimdi mesela bugün Kasım Gülpınar'ın daha düne kadar AK Parti'de olduğunu biliyorduk. Yani kesinlikle. Bugün parti değişmiş olabilir. O da bu şehrin çocuğu. Tabii, bir şeyler yapmaya çalışacak. Saygı göstermek zorundayız. Çünkü netice itibariyle Kasım Gülpınar da 4 dönem milletvekilliği yaptı, MHK üyeliği yaptı, Cumhurbaşkanı danışmanlığı yaptı. Ben o tarafı sorgulamıyorum. Ben sadece sorgulayacağım şey şu. Şanlıurfa'ya süratli bir şekilde nasıl hizmet getirebiliriz? Biz şimdi seçilen belediye başkanlarımızın yanında bu saatten sonra partinin bir önemi yok diyorsunuz. Kesinlikle. Herkes zaten belediye başkanlarının şeyi çok şu. Güzel. Normalde kazandıktan sonra partisinin rozetini indirir, şehrin belediye başkanı ya da ilçenin belediye başkanı olarak evet. Davranmak zorunda. Doğru. Onun için bizim bakın diğer illerle kıyaslama yaptığımız zaman, Şanlıurfa'yı kıyaslama yaptığımız zaman işte diyoruz ki yanı başımızdaki iller bizden daha ileridiler. Ama evet. Gelin görün ki sadece belediye başkanlarının yapmış olduğu çalışmalarla ilgili değil bu. Bütün siyasetçilerin konsorsiyum oluşturup o ile nasıl hizmet çok edebiliriz? Doğru. Seçilen belediye başkanına hep beraber nasıl yardımcı olabiliriz? Evet. Bu düşüncenin içerisinde. Bizler şu anda genç nüfusa sahibiz. İşsizliğin en fazla olduğu illerden bir tanesi biziz. O zaman gelin el birliğiyle mevcut olan belediye başkanlarımızın yanında yer alalım. Ve Şanlıurfa'ya nasıl hizmet edebiliriz? Yatırımları nasıl hızlı getirebiliriz? İşsizliği nasıl eritebiliriz? İşte dışarıya giden kardeşlerimiz, Müslümanlık işçi kardeşlerimizi nasıl Şanlıurfa'da istihdam edebiliriz? Bunun düşüncesi içerisinde olmamız lazım ve çalışmalarımızı ona göre yönlendirmemiz lazım. Yani siyasetçilerin benim partim kazansın mantığından çıkıp benim partim kazansın eyvallah o ayrı bir şey ama benim yaşamış olduğum şehir de kazansın. Evet. Çünkü burada yaşayan benim sorgulayabildiğimiz gün aslında bir adım önde gitmemiz lazım. Zaten siyaseti böyle okumamız lazım. Onun için benim özellikle Şanlıurfa'da siyaset yapan bütün erkeklere söylüyorum. Bütün siyasetçilere sesleniyorum. Birlikte olalım, şehrimizi yükseltelim. Seçimler geldiğinde tekrar karşı karşıya hesaplaşalım. Orada hiçbir sıkıntı yok. Netice itibariyle seçimler günü geldiğin zaman herkes kendi kurumsal yapısından yine seçime gidiyor. Ama burada Şanlıurfa'ya 5 yıl kaybettirmeyelim, 4 yıl kaybettirmeyelim. Yani bu düşünce hakim olması lazım. Netice itibariyle bakın biz diyoruz ki yaşanabilir bir şehir ortaya çıkarmamız lazım. Çoluk çocuğumuzun yaşayabileceği bir şehir ortaya çıkarmamız lazım. Yani sadece ailemizi ve aile fertlerimizi düşünerek değil, ben genel anlamda çocuklarımızın iyi bir şekilde yetiştirilmesi lazım. Ve iyi bir şartlarda yetişmesi lazım. O zaman biz siyasetçilere düşen görev şu. Birlikte oturalım. Şanlıurfa, daha önce hatırlarsanız programımızda yine söyledim.
Şanlıurfa'daki siyasetçilerin bir an önce oturup bütün erkleri toplayıp Şanlıurfa çalıştayını oluşturmamız lazım. Bakın şu anda ekonomik krizler yaşanıyor. Dünyanın her tarafında yaşanıyor. Sadece Türkiye'ye has değil. Evet. Ama biz bu ekonomik krizler içerisinde nasıl Şanlıurfa'yı en iyi bir şekilde temsil edebiliriz? Şanlıurfa'ya en iyi bir şekilde hizmete getirebiliriz? Bu düşüncenin içerisinde olmamız lazım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün kadroları, eminim ki milletvekilimiz de öyledir. Çünkü ara sıra görüştüğümüzde biz seçim bitti. Artık o gün seçimler gündemden düştü. Bundan sonraki gündemimiz Şanlıurfa. Şanlıurfa merkezimizde Şanlıurfalılar olacak ve Şanlıurfalıların hayatını kolaylaştırma noktasında ne tür çabalar harcayabiliriz? Onun düşüncesi içerisindeyiz. İnşallah seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımızla, diğer ilçe belediye başkanlarımızla partiye ayırmaksızın, yine diyorum, devletin ve bayrağın yanında yer alan herkesi kastediyorum burada. Bizim onlar nerede bize ihtiyaç duyarlarsa biz onların yanında oluruz. Yanlışlarında da eleştiririz, doğrularında da yanlarında oluruz. Çok güzel. Şey. Peki sadece Şanlıurfa'da değil, Milliyetçi Hareket Partisi belediyeleri arasında da değil, hatta tüm Türkiye'de en yüksek oyu alanlardan bir tanesi Haram Belediyesi. Cumhur İttifakı yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Sayın Mahmut Özyavuz. Hakikaten biraz da orada hesapları alt üst edecek bir şekilde bir sonuçla zaferle çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mahmut Başkan'a da başarılı diyorum. Biz ilk çıktığında da, geçen dönem ilk çıktığında dedi ki gençtir, dinamiktir, kondisyonu sağlamdır, buraya iyi hizmet eder diye. Bizi yanıltmadı, hizmetlerinde sınır tanımadı. Bakın yani şimdi şöyle, bir siyasi tecrübe var arkasında. Evet. 15 yılının belediye başkanlığı ile geçirmiş olan şu anda Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Özyavuz var. Onun bilgi ve birikimi ile çok hızlı yol alacağını biliyorduk. Şimdi kendisi de onları değerlendirerek hem genel merkezdeki güç, hem de hükümetten almış olduğu güç, hem de milletvekilimizden aldığı güç, teşkilatlardan aldığı güçle gerçekten Haran'ı belli bir seviyeye getirdi. Yeterli mi? Yeterli değil. Bakın biz yine söylüyoruz. Şimdi bazıları televizyon ekranlarında ya işte kardeşim ne yaptık? Tam da ne yaptık değil. Bakın sadece yapmadıklarımıza odaklanırsanız hiçbir şey yapmamış sayarsınız bizi. Ama bu şehrin genelinde belediye başkanlarının yapmış olduklarına da odaklanırsanız neler yapılmış neler yapılmamış. Çünkü netice itibariyle 5 yıllık bir süreden bahsediyoruz ve bu 5 yıllık bu sürede neler yapılabilir? En hızlı şekilde neler getirtilebilir? Onlar yapıldı mı yapıldı. Bakın her anda ben şunu da iddia ediyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde belki bu kadar hızlı ve çok büyük çalışmaların yapıldığı bir belediyeyi ikincisi olarak zor sayarsınız. Bakın ilçe bazında söylüyorum. Çünkü bütün yolları asfaltladı. Köyler, birçok köyün içini kilit taş döşedi, sosyal donatlarla oluşturdu. Şehir merkezinde, Haran ilçe merkezinde belli bir değişime uğradı, evrilme yaşandı. Tabii burada çünkü Haran kendine has bir özelliği olan bir ilçe. Diğer ilçelerle kıyaslayamazsınız. Evet. Netice itibariyle sit alanı dışındaki olan yer tarım alanlarının üzerinde, bir kısmı sit alanında. Orada siz işte ben bunu hızlı bir şekilde oluşturayım, şu donatı hemen imar edeyim. Projeyi hemen hayata geçirmek çok zor. Tabii. Yıllar mayın geçirmek. Tarlası gibi tabii, yani sonuçta. Mayın tarlası gibi. Bir geliyorsunuz sit alanı, bir geliyorsunuz toprak kuruluna, işte Tema Vakfı'na takılıyorsunuz. İşte hastane olayını gördünüz. Evet. Nelerle uğraştık. İşte gecemizi gündüzümüze kattık. Ancak işte bu hale dönüştürebildik. Tabii Orada ayrı bir dünya var yani. Haran'da ayrı bir dünya var. Gerçekten ilçe bazında ayrı bir dünya var. Gelişemiyorsunuz, geliştirtemiyorsunuz yani alan olarak, imar alanı olarak. Evet. Çünkü yenileri ekleyebilmeniz için imar alanlarınız olması lazım. Hukuki bu konuda Ceylanpınar'la Haran'ı birbirine çok benzetelim. Çok aynen öyle. Yani Ceylanpınar'da da aynı. Çünkü orada biliyorsunuz Tigem'den dolayı diğer ilçelerde öyle bir problem yok. Onun için bazı hizmetler gecikebilir. Ama sosyal donatlar yönünden, işte ulaşım ağı yönünden, hizmet yönünden Haran gerçekten belli bir mesafe bu aldı. Bu bir yerde de yani Haran gibi küçük bir belediyenin imkanlarıyla yani yapmak. Şu anda yani en küçük yani ve merkezi en az nüfusa sahip olan ilçelerden bir tanesi. Mesela diğer ilçelere baktığınız zaman 20 binden, 30 binden, 40 binden, 50 binden bahsediyorsunuz. Evet. Ve Haran'ın şeyine baktığınız zaman o kadar yok. Ve bir kısmı sit alanında, bir kısmı tarım alanlarının üzerinde. Onun için adım atamıyorsunuz. Yani kanuni yönden adım atamıyorsunuz. Mayın yoksa tarlasının içerisinde bir şeyler inşa etmeye yani benziyor. Var, yani yokluk içerisinde bir varlık oluşturmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama ancak bu kadar olabiliyor. Ama şundan emin olun. Haran Belediye Başkanı ilk dönemi idi. Bunları yaptı. Şu anda tamamen ustalığı dönemine geçti. Biz Haran daha hızlı bir rol alacağını düşünüyoruz. Ve öyle bir beklentimiz var. Belediye Başkanı bunu da yapacak kapasitededir. Şu andaki o düşünce, o vizyon belediye başkanında mevcuttur. İnşallah başarı diyoruz. Peki.
Başkanım, yani bir de genel manada da birkaç defa yani böyle ittifakın kırılması için sanki bir çaba var gibi böyle algılar oluşturulmaya çalışıyor. Türkiye genelini söylüyorum, özellikle genel başkanlar arasında. Siz bunu hissediyor musunuz veya bununla ilgili genel başkanın toplantılarında bir şeye? Kesinlikle bakın var ya, zaten şeye baktığınızda ama yani sorumu anlatabildim değil mi? Anladım, yani böyle anladım, bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Sosyal medya Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Devlet Bahçeli de hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Yok, şimdi zaten şöyle bunu pompalamaya çalışan bir sosyal medya ağı var. Hem içerideki ihanet şebekeleri hem de onlarla bağlantılı olan dışarıdaki ihanet şebekelerinin beraber yürütmeye çalıştığı bir algı var. Algı operasyonu var. Ve bunlar gerçekten kurulduğundan bugüne dek Cumhur İttifakı'na karşı kendini konumlandırılmış, Cumhur İttifakı'nın bir an önce dağılmasını beklenti içerisinde olan insanların yapmaya çalıştığı bir algıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bugün şeyde açıklama yaptı. Değil mi? Grup toplantısında. Evet. Cumhur İttifakı kırmızı çizgidir. Genel Başkanımız çıktı. Bu beklenti içerisinde olanlar hiç boşuna heveslenmesin, beklemesin. Çünkü yeni yüzyılda, Türkiye'nin yeni yüzyılında Cumhur İttifakı sonuna kadar devam edecek. Ve hiç, bakın tam bu tersi. Bakın onlar sağda solda X hesaplar üzerinden bunu pompalamaya çalışırken Cumhurbaşkanı Genel Başkanımızın evinde. Bunlar pompalamaya yani devam ederken Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın külliyesinde. Yani üstte öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü burada Cumhur İttifakı'nın kuruluş amacını bilemeyenler, kendi içerisinde özümsememiş olanlar zannediyorlar ki çok kolay bir şekilde yıkılabilir gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi, bakın özelinde söylüyorum, bir beklentisi yok. Bir beklenti karşılığında bu ittifak oluşmadı. Tek kurulmasının nedeni bu milletin refahı, bu milletin refah seviyesini nasıl yükseltebiliriz? Düş güçlere karşı Türkiye'yi ve bayrağımızı nasıl koruyabiliriz? Bu mücadelenin içerisinde hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Genel Başkanımız, yoksa menfaatler üzerine kurulu olan bir ittifaktan mı bahsediyoruz? Menfaatler üzerinde kurulu olan ittifakları gördük. Biz altını masaları gördük. Ne hale döndüklerini gördünüz. Seçim ertesi günü ne hale döndüğünü gördünüz. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız bu ittifakı kurduğunda milletin ittifakı dediler. Halkın evet. ittifakıdır. Halkın oluşturmuş olduğu bir ittifaktır. Onun için bu ittifakta pazara kadar değil, mezara kadar sürecek dedi. Onun için bu beklenti içerisinde olanlar hiç heveslenmesinler. Hatta şöyle bir deyim var bizde. Bazı tavuklar kendini buğday ambarında zannederler. Öyle bir ambar yok. Rahat olsunlar. Emelleri gerçekleşmeyecek. Cumhur İttifakı bu milletin ittifakıdır. Cumhur İttifakı Türkiye demektir. Türkiye'nin geleceği demektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yeni yüzyılı demektir. Onun için Türkiye'nin hızlı bir yol alabilmesi için Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var. Şu anda Cumhur İttifakı da bu milletin refah seviyesini yukarıya çekme noktasında çalışmalarını sürdürüyor, gecesini gündüzüne katıyor. Evet, bazıları şimdi şöyle diyebilir, ya başkanım işte ekonomik krizler falan. Ben yine söylüyorum, hatırlarsanız pandemi döneminde de yine sizinle burada bir program yapmıştık. Evet. Şunu söylemiştik, dedik ki pandemi döneminde yaşananlar şu anda acısı çıkmayacak. 2-3 yıl sonra aynen, aynen. Şu anda dünyada bakın var ya, dünyada lojistik olayı ağı kesildi. Üretim azaldı. Üretimdeki taşınmazlar arttı. Onun için bakın bunun yansımaları şu anda bütün dünyaya yaşıyor. Dünya ekonomisine baktığınız zaman birçok ülkede 40 yıllık, 50 yıllık oluşmayan enflasyonlar oluşmaya başladı. Türkiye evet. haliyle bundan etkilenmiştir. Etkilenmeye de devam ediyor ama gelin görün ki şu anda mükemmel bir ekonomik programı uygulanıyor. Ve inşallah bunun semerelerini de bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde alacağız. Çünkü Türkiye bu şeyleri daha önce çok yaşamış bir ülkedir ve güçlü bir şekilde çıkmış bir ülkedir. İnşallah biz milletimizle, vatandaşlarımızla bunu çok hızlı bir şekilde aşacağız ve Türkiye gerçekten müreffeh bir ülke seviyesine gelecek. Başkan, gerçekçi olmak gerekiyor. Yani biliyorsunuz ben de gerek hükümeti gerek yetkilisini yeri geldiği zaman hakikaten çok iyi bir şekilde eleştirenlerden bir tanesiyim. Bu ülke Türkiye'nin koşullarına baktığımız zaman vatandaşın özellikle hakikaten maddi olarak baktığın zaman yani neredeyse acınır durumdayız. Bunu hepimiz için söylüyoruz ama hakikaten de bir gerçek var. Yani bir deprem gerçeği var, bir pandemi gerçeği var. Ben o yani, bağlayacağım aslında. Evet yani mesela diğer benim diye gördüğümüz gözümüzde çok büyüttüğümüz ülkelerde bunun yarısı gibi bir olay yaşandığı zaman çeyreği. Yıllarca neler çektiğini de bilen birisin. Hayır, tabii bunu bilmek gerekiyor eyvallah. Çünkü. 11 o yüzden yıl, hakikaten 11 yıl, yani neredeyse tamamı. 11 il yerle bir oldu yani. Yani oydu. İşte, pandemi özellikle bir başlangıcıydı zaten. Tabii. Toparlanmaya çalıştığı bir dönemde böyle bir şeyle karşılaşması hakikaten yani hem devlet için hakikaten çok zor, hükümet için çok zor, hem vatandaş için çok zor. Yani bu da bir gerçek. Şunu da ekleyeyim var ya, çok büyük bir millete sahibiz.
Bakın bu tür şeyler yaşadığımız halde milletimiz yine birlik beraberlik içerisinde. Tabii Fransa gibi değil, bir şey gibi değil. Yani bakın var ya, inanın alırken... başka ülkelerde olmuş olsaydı pert. Evet. Ama Türkiye öyle değil ya, düşünün yani siz de dile aynen getirdiniz 11 ilde. Urfa'da deprem oluyor, Urfalıların yarısı Adıyaman'da çorba evet götürüyor. Bir kısmı Hatay'a götürüyor. Hangi millete bu var? Kardeşlik hukuku var. İşte evet, bu millete özgü bir hukuktur. Onun için ben yine söyleyeyim, birlikte beraber bu işi birlikte başaracağız. Türkiye'yi zaten. Kesinlikle yani aynen, bizim ayrımız gayrımız yok. Zaten bakın farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Yani hiç kimse aramıza nifak koymasın. Zaten biz şu anda etle tırnağız. Yani var ya sen şucusun, sen bucusun, sen işte şu ırka mensupsun, öyle bir şey yok. Biz kardeşiz. Ve hep beraber Türkiye'yiz. Hep beraber Urfa'yız. Onun için söylüyoruz yani ayrım gayrım olmasın. Bakın seçimler netice itibariyle birbirimize düşmanlık yapacak şey değil. Bu hukuk şeyin demokrasinin gereğidir. Yani biz sizinle arkadaş olabiliriz ama farklı partilerde siyaset yapabiliriz. O, evet, o şey değil. O tabii sizin özgür iradenize tabii bağlı olan şeylerdir. Onun için biz birlikteliğimizi ne kadar oluşturursak, kardeşlik hukukumuzu ne kadar sıkı tutarsak, yani şu anda yaşamış olduğumuz konjüktürlerden çok hızlı bir şekilde çıkarız. Ben kesinlikle şu anda eminim çıkacağız Allah'ın izniyle. Peki başkanım, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz sosyal medya hesaplarında Twitter'ı özellikle böyle başa tutturup böyle hani tutturma vardı, gidin sabit kalır ya orada işte 24 saat ulaşabileceğiniz numaram odam evet falan deyip de ulaşamadığımız vekillere çokça tanıklık ettik. Ama hakikaten bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum, buradasınız diye değil. Şanlıurfalıların yani deneyebilirsiniz sevgili izleyenler. Eyvallah, serbest, evet. İspatlanmış, denenmiş bir şekilde. Aradıklarında illaki ulaştıkları, o an ulaşamasalar tekrardan dönüş, kendilerine dönüş yapılan bir milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz. Görüşüyor musunuz? Ankara'da neler oluyor? Urfa adına sorunlar iletiliyor mu? Bu çalışmalarla ilgili ne söylemek istersiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarında sıkı bir şey var. Kardeşlik hukuku evet oluşmuş ve birliktelik var. Hiç dağılma yok. Yani ben yaklaşık olarak 9,5 yıldır il başkanlığı yapıyorum. İşte vekilimiz ikinci dönemidir. Bir ahenk içerisinde hem teşkilatlar hem milletvekillerimiz ve hem ülke hocaları başkanlarımızla bir ahenk içerisinde çalışmaya çalışıyoruz. Ben öyle zamanı, ikinci zamanı da ilk kere bugün vekilimizden de görüştük. Şu anda genel kuruldalar zaten kanunların çıkarılması. Sayın Cumhurbaşkanımız evet ve genel başkanımız da ifade etti. Seçim, daha doğrusu hep seçimde kalıyoruz ya. Evet. Ondan dolayı dilimiz sürekli seçim diyor. Meclis tatile girmeden bazı kanunların çıkartılması lazım. Özellikle işte tasarruf yasasıyla ilgili olan işte Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu diğer kanunlarla ilgili tabii ivedilik arz eden konuların hızlı bir şekilde çıkarılması lazım. Onun çalışmalarını yürütüyorlar. Urfa ile ilgili problemleri zaten biz dile getirmeye çalışıyoruz. Burada çözemediklerimizi direkt ona aktarıyoruz. Hatta hatırlıyorsanız Düney'in Sayın Genel Başkanımız çiftçilerle ilgili açıklamalarını işte mazotun, gübrenin, ilacın üzerindeki ÖTV ve KDV'lerin kaldırılması noktasında talepleri olmuştur. İşte Gazze'de yaşanan olayları Şanlıurfa ile ilgili mesele var ya, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı büyük düşünür, sürekli büyük düşünür ve yani şu anda gündelik siyaset yapan bir lider değildir. İşte Gazze düşerse Gaziantep düşer, Gazze düşerse Şanlıurfa düşer ifadeleri vardır. Düney'in özellikle Şanlıurfa'yı, çünkü Şanlıurfa işte ne alakası var diyen insanlara diyoruz ki şu anda İsrail politikasında vaat edilmiş toprakların sınırları içerisinde olan bir Şanlıurfa'dan bahsediyoruz. Onun için genel başkan Gazze düşerse Şanlıurfa'yı düşer diye. Onun için biz çok iyi okumamız lazım. Fotoğrafı çok iyi okumamız lazım. Dünyada yaşanan olayları çok çok iyi değerlendirmemiz lazım ve ona göre düşüncelerimizi oluşturmamız lazım. Biz birbirimizden içeride siyaset yaparız, birbirimizi eleştiririz. O ayrı bir şey ama burada söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Biz ülkemizi nasıl ayakta tutabiliriz? Ülkemizi bu ateş çemberinin içerisinde iken nasıl koruyabiliriz? İçeriden ve dışarıdan gelecek olan sızmaları nasıl engelleyebiliriz? Bu mücadelenin içerisinde olmamız lazım. Ve çok şükür ki hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Genel Başkanımız şu anda bu düşüncedeler. Ve biz kalbende, yüreğinde müsterihiz. İnşallah bu millet birlikteliği oluştuğu müddetçe, liderlerimiz de başımızda olduğu müddetçe, Cumhur İttifakı da Türkiye'nin başında olduğu müddetçe hiçbir endişe duymadan İnşallah ülkemiz selamete uğrayacak. Peki başkanım, yani sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi olarak dediğimiz gibi yani Türkiye'de rekor bir oy oranıyla
Harran'ı almış olsanız da genelinde de Urfa il başkanısınız. Eyvallah. Haliyle değişik ilçelerden de sizlere arzlar, talepler geliyor. Elbette ki sıkıntılar oluyor ki bunların büyük ölçekli de yerel yöneticilerin giderebilecekleri sorunlarla aynen. ilgili. Bu kapsamda gerek Karaköy'de Nihat Çiftçi, gerek Büyükşehir'de Kasım Gülpınar'la herhangi bir sorun yaşanma ihtimali olabilir mi? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben tahmin etmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani netice itibariyle biz hepimiz bu şehrin çocuklarıyız. Evet. Belediye başkanlığımız da bu şehrin çocukları. Bizler de buradayız. Netice itibariyle hiç kimse bu millete kim tutacağını tahmin etmiyorum. Seçim bitmiştir. Yine söylüyorum belediye başkanları. Seçim bitmiştir. Size oy veren de vermeyen de sizin vatandaşınızdır. Sizin ilçenizde de ya da sizin ilinizde, büyükşehirdeyse. Büyükşehir belediye başkanları sizi tanıyor. Zaten artık bundan sonra size oy vermese bile gönlü sizin Şanlıurfa'yı iyi bir dereceye getirme noktasında çabanızı görmek istiyor. Yani o şekilde. Ve gönülden de sizi o konuda da destekliyor. Yani en azından çoğunluk o yüzden zaten. Yani. Onun için biz şu anda bir talebimiz olmuş mudur Sayın Belediye Başkanlarımızdan? Hayır, hiç talebimiz olmamıştır. Vatandaşlarımızdan gelen talepler zaten ilçe başkanlarımız içerisinde değerlendiriyorlar. Kendileri çözebildiklerini çözüyorlar. Çözemediklerini bize yansıtıp biz ilgili mercilere iletiyoruz. Yani şu anda yaşanan şöyle yani işte biz aradık, şunu söyledik, bunu söyledik mantığında çok. Biz şu ana kadar mesela büyük şehirle ilgili şeylerle ilgili ufak tefek problemler geliyor. Biz de ilgili mercilere göndertiyoruz. Yapılma noktasını da şu anda bekliyoruz. Ama bize karşı işte kartlarını almışlar. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da Cumhur İttifakı'na karşı işte bilenmişler işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Ya böyle bir mantık yok. Yok. Nihat Çiftçi daha önce işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde belediye başkanlığı yapmış. Sayın Gülpınar da daha önce burada milletvekilliği yapmış. Düne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanıdır. Yani ben bu işin içerisine gireceğini tahmin etmiyorum. Çünkü siyasi düşünce olarak çok büyük bir siyasi düşünceye sahip olduğunu biliyorum. Ben ziyaret de etmiştim. İlk ziyaret ettiğim belediye başkanı da kendisi de. Daha diğer ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret etmedim. Hayırlı olsun diledim. Şanlıurfa'da bir eksiklik olduğunda, Şanlıurfa'yla ilgili bir problemler olduğunda biz yanınızda oluruz. Giderilmesi noktasında. Ama yanlış bir uygulama da ise yine karşımızda olur. Zaten yani toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgili rahatsız ediyor. Tabii kesinlikle ben bir şey de yok. Zaten rahatsız olarak biliyoruz. Biz yani, Sayın Çap şöyle söyleyeyim. Eyvallah. Yani, ben 9 yıldır yani, kaybeden belediye başkanları kadar, şu anda yani, mesela şöyle kaybetmişlerdir. Kaybeden belediye şu anda mesela bir siyasi birlikteliğimiz olmayabilir. Belki daha önce söylememiş olabilir. Ben yine söylüyorum. Hodri Meydan desinler ki il başkanı kendi yakını ya da kendi çıkarı için bizi aradı. Ben böyle bir düşüncem yok. 9,5 yıldır böyle bir hassasiyetim yok. Çünkü teşkilattaki arkadaşlarımı da söylemişim. Biz kendi önceliklerimizi ötelemişiz. Önce milletimizin, vatandaşlarımızın talepleri olacak. Bizim şahsi taleplerimiz olmayacak, başımızı eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmayız. Evet. Biz helalinden yaşamaya çalışıyoruz. Yarın öbür gün, çünkü ben yine sizin bu televizyon ekranlarınızda söylemiştim. Bu koltuklar Allah'ın bir lütfudur. Yarın Allah bize hesaba çekecek. Biz hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyin içerisinde olmayız. Netice evet. itibariyle kendi dünyamızı kurtarmak için ahiretimizi yok eden insanlardan değiliz. O korkudan yaşıyoruz. Yok, bununla ilgili de hakikaten yani hiçbir şüphemiz yok biliyorsunuz. Yani ben de neyse onu söylerim. Dediğiniz gibi yaklaşık 9-10 yıldır ki hem program hem programların dışında da sıkça görüştüğüm insanlardan bir tanesiniz. Daha şahit olmadık. Böylesi bir olaya, onu da altını çizelim. Yo, zaten başka... şeyde ilave de söyleyeyim çünkü il başkanlığı toplantısında biz hem seçim raporlarımızı sunduk hem de mal beyanında bulunduk. Ben 9 yıl önce babamdan kalan bir tarlaydı Özlü köyünde, Eyübiye'ye bağlı. O tarlayı yazmıştım. Geçen hafta genel merkeze verdiğimde yine o tarlayı yazmıştım. Ne artım var ne eksim var. Tarlamda Allah çok şükür babamdan kalan tarlayı satmam zaten. Güzel. Eyvallah. Peki başkan bir 5-10 dakikamız var. Çok tutmayacağım. Çünkü eyvallah. Böyle seçime eyvallah. Gitmezken dostane böyle kısa program da olsa en azından hani burada izlemek adına hem yapılan parti çalışmalarıyla ilgili söylemlerinizi dinlemek adına sizi davet ettik. Son olarak izleyenlerimize, seçmenlerinize, size oy verenlere, vermeyenlere, genelinde de tüm Şanlıurfalı hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz? Ben yine söyleyeyim seçmenlerimize de tüm Şanlıurfalılara, aslında seçim bitti. Tüm Şanlıurfalılara şunu söylüyorum. Bizim tek bir gayemiz olsun. Herkese sesim ulaşıyorsa. Tek bir gayemiz olsun. Bulunduğumuz yeri nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz? Yani siyasi töhmetler altında bırakarak, siyasi hırslarla hareket ederek değil. Biz kendi çıkarımızı, kendi düşünce, ailemizin çıkarlarını arka taraflarında bırakıp
şehir olarak ya da ilçe olarak en iyi bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Belediye başkanlarını o çalışmaya nasıl sevk edebiliriz? Bu düşüncenin içerisinde olmamız lazım. Bakın, yanlışlar oluyor mu? Oluyor. Doğrular oluyor mu? Oluyor. Yanlışları da dile getirirken insanların şahıslarına hakaret ederek değil, eleştiri hakkımızı kullanırken eleştiride serbestlik vardır. Ama hakarete girmediği müddetçe. Yani Allah aşkına, özellikle sosyal medya üzerinde, biz şunu da söyleyeyim, yani şu anda Sayın Milli Eğitim Bakanımız yeni müfredatta hazırlıyor ya, özellikle Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi de, şu anda kültürel bir dejenerasyon yaşanıyor, özellikle sosyal medya üzerinden. Gençlerimiz şu anda o şeyin içerisinde, o cenderenin içerisine girmiş. Ve aileler olarak da biz kendi gençlerimizi, kendi çocuklarımıza sahip çıkarak bu kültürel dejenerasyonu minimize etmemiz lazım ve gençlerimizi, kardeşlerimizi iyi bir şekilde, iyi bir birey olarak yetiştirmemiz lazım. Bakın, ekonomik olarak yükselirken kültürel olarak, ahlaki olarak da yükselmemiz lazım. Bunlar birbiriyle bağlantılı olması lazım. Ama iki kol gibi, biri yukarıya giderken diğerinin aşağı olmaması lazım. Yani kültürel olarak siz millet olarak geriye gitme hakkımız yok. Bakın, yine ben daha önce ifade ettim. Biz Fatih'in torunlarıyız. Mustafa Kemal'in torunlarıyız. Onun için bize yan gelip yatmak yakışmaz. Bizim iyi çalışmamız lazım. İyi bir vizyona sahip olmamız lazım. Kendimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Kendi kültürümüze iyi sahip çıkmamız lazım. Kendi değerlerimize, örf ve adetlerimize çok iyi sahip olmamız lazım ve iyi benimsememiz lazım. Yani atalarımızdan, onların hafızalarından iyi beslenmemiz lazım ki bir yere gelelim. Şu anda Avrupa zaten çöküntü içerisinde, ahlaki ve kültürel olarak çöküntü içerisinde. Ama şu anda Türkiye'de uygulanmaya çalışan, özellikle TikTok ve diğer sosyal medya mecraları üzerinde gerçekten kültürel bir dejenerasyon yaşandığını görüyoruz ve bunu acilen mecliste buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yoksa gençliğimizi de elimizde kaybettiğimizde kendi geleceğimizi kaybetmiş olacağız. Onun için ebeveynler olarak da bu bazı görevler düşüyor. Biz buna da sahip olmamız lazım. Şehirli olarak da yine söylüyorum, mevcut olan siyasetçilerimizin bir an önce beraber olup işte siyasi partideki milletvekilleri, belediye başkanları, işte il başkanları, kaymakamlarımız, valimiz, devletin bütün erkleri beraber oturup gerçekten Şanlıurfa'yı nasıl hızlı çağ atlatabiliriz, nasıl hızlı bir gelişme koyabiliriz, nasıl iyiye doğru evrilebiliriz düşüncesi içerisinde çalıştaylarımızın yapılması lazım. Ve bunlar öncelik sırasına göre belirlenmesi lazım. Kısa vadeli olanlar, uzun vadeli olanlar, öyle ancak şehrimizi belli bir dereceye getirtebiliriz. Öyle ancak işte şehir dışına giden mevsimlik işçi kardeşlerimiz gittiğinde onları şehrimize tutabiliriz. Çünkü onlar gerçekten şu anda, bakın iki gün önce sel oldu. Mevsimlik işçi kardeşlerimiz orada neler çekiyor. Yani hiç kimse kendi gönlünün rızasıyla oraya gitmiyor. Yani siz kendi evinizde, kendi balkonunuzda, kendi işte klimanızın altında oturma varken gidip dışarıda çalışma şeyiniz yok. Onun için bakın, bütün siyasetçilerin, vebalı bütün siyasetçilerin başında. Belediye başkanları da dahil olmak üzere, milletvekilleri de dahil olmak üzere. Biz bu insanları burada nasıl tutabiliriz? Sadece oraya giden mevsimlik işçilerini mevsimlik işçisi olarak göremezsiniz. Çünkü siz burada bir nesli de kaybediyorsunuz. Evet. Her yıl bir nesli kaybediyorsunuz. Netice itibariyle okullar kapanmadan önce 2 ay, 3 ay önce okuyan çocuklarımız dışarıya gidiyor. Okullar açıldıktan 2-3 ay sonra, 4 ay sonra okula geliyor. Siz böyle bir eğitim sisteminden geçmiş olan gençlerden nasıl bir beklenti içerisinde olabilirsiniz? Evet. Biz bunları, bu gençlerin burada nasıl tutabiliriz? Eğitimleri nasıl iyi bir şekilde hazırlatabiliriz? Hayata nasıl hazırlayabiliriz? Bu düşünce içerisinde olmamız lazım. Onun için belediye başkanlarımızla, siyasetçilerimizle bu işçi kardeşlerimizi burada nasıl tutabiliriz'in düşüncesi içerisinde olması lazım. Vebalı çok büyüktür. Bakın yine söyleyeyim. Ben dahil olmak üzere vebalı çok büyüktür. Herkes dile getirecek. Yatırımcıyı mı getireceğiz? Yatırımcıyı getireceğiz. İstihdamı artırmamız lazım. İstihdamı artırmamız lazım. İşe ihtiyacı sahibi olan kardeşlerimiz öncelik sırasına göre almamız mı gerekiyor? Ona göre yapmamız lazım. Toplum yararına yapılan projelerde öncelikli olarak fakir kardeşlerimiz için mi? Önce onları almamız lazım. İşte sosyal vakıflardan yardım alan ailelerin tespit edilip onların çocuk her bir aileden birer kişiyi işe koydurup yardım gitmeyen ailelere en azından var ya oraya bir yardımlar kaydırmamız lazım. Bu düşüncenin içerisinde olmamız lazım. Topyekün bir evrilmenin içerisine girmemiz lazım şehir olarak. O da bunu öncelik edecek olan yine siyasetçilerdir, bizlerdir. İnşallah sesimiz bir yere gidiyor. Milletvekillerimizle hiç ayrısı gayrısı yok. Seçim bitmiştir. Bundan sonra zaten seçim güzergahında, seçim saatlerinde hepimiz meydanlarına çıkıyoruz. Diyoruz ki biz millete hizmet etmeye geldik, şehrimize hizmet etmeye geldik. Hizmet sadece seçim zamanında değil. Seçim bittikten sonra hizmet başlar.
Onun için gelin birlikte olalım. Siyasi düşüncelerimizi bir tarafa bırakalım. Önceliğimiz şehrimiz olsun. Önceliğimiz şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız olsun. Onların hayatını nasıl hızlı bir şekilde yaşanabilir bir hale getirme çabası içerisinde olalım. O çalışmanın içerisinde olalım ve açık olalım milletimize. Ben yaptım, sen yaptın mantığından çıkalım. Kim yapmışsa Allah razı olsun. Kim yapmışsa ben o sorgulamam yani. Yapan sorgulamam. Sadece derim ki bu şehir için kim taş üstüne taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Peygamber ondan razı olsun. Onun için biz yine söylüyorum bakın yani yarın öbür gün hesaba çekileceğiz. Mutlaka hesaba çekileceğiz. Şu anda sandıkta hesaba çekiliyoruz ama yarın Allah'ın huzurunda daha büyüğü. Cezaların en büyüğü orada. Onun için yine söylüyorum bakın geç kalmış değiliz. Antep'le kıyaslama yapıyoruz, Diyarbakır'la kıyaslama yapıyoruz, diğer illerle kıyaslama yapıyoruz. Oradaki ya hiç mi göremiyoruz? Oradaki siyasetçiler ne yapıyor? Onun bir haritasına bakalım. Orada CHP'lisi de MHP'lisi de AK Partisi de bir oluyor diyor ki önce kardeşim şehrim. Şehrime nasıl yatırımcı getirebilirim? Yatırımcıyı getirirken de yatırımcı hızlı bir şekilde nasıl işe motive edebilirim? Bu düşüncenin içerisindeler. Bakın yakın bir zamanda sendika ile ilgili burada bazı fabrikalarda problem oldu ve birçok yatırımcı kaçmaya başladı değil mi? Evet. Gaziantep'te o yoktu işte. Evet. O Gaziantep'te olmadı. Ve bunu yapmaya çalışan da Gaziantep'liler yaptı. O fotoğrafı hiç kimse okuyamadı. Onun için bakın yine diyorum. Gelin milletvekillerimiz, il başkanları, işte belediye başkanlarımız, sayın valimiz, işte devletin bütün erkileri beraber oturalım. Kurumları suçlayarak değil, hangi kurumda ne yanlış varsa onu beraber düzeltelim diyorum. Çünkü birlikte olduk mu, Ankara'ya birlikte gittik mi istediğimiz her şeyi alabiliyoruz. İnşallah şehir bu özlenen tabloyu görür, yaşar ve şehrimiz gerçekten yani skalası büyümüş. İhtiyacı var yani bu kesinlikle şey. Bakın bu bir yerde patlayacak. Bir yerde patlayacak. Şimdi sandıkta patlıyor ama günün birinde bütün bakarsınız ufalda seçime gitmez. Der ki birlikte olun. Evet. Olmaz mı? Olur çünkü vatandaş bakın vatandaş çok iyi okuyor. İnanın bazı konularda vatandaş siyasetçinin bile önünde. Biz sahadayız görüyoruz. Yani bir, bakın şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadroları. Umarım bu akşam söylediklerinizden her İnşallah bir dönüm noktası bir olur. Var ya bakın ben siyasi kimliğimi bir tarafa bırakarak söylüyorum. Bakın bu şehrin bir evladı olarak söylüyorum. Bu şehirde yaşayan bir birey olarak söylüyorum. Özlediğim tablo bu. Yani temiz bir çok şehir. Çok zor bir şey de değil. Değil değil yani var ya sadece netice itibariyle diğerlerde bizden daha mı zekiler? Bizden daha mı çalışkanlar? Hayır. Ama o adamlar birlikteliği oluşturmuşlar. Yani çok basit. Birliktelik olmuyor. Biz birbirimizin düşmanı değiliz ki. Birbirimizden alacaklı da değiliz. Öyle değil mi? Evet. Seçimleri yaşamışız, beraber yaşamışız. Netice itibariyle seçilen belediye başkanları da öyle zembilden gelen değil. Bu şehrin çocukları. O zaman beraber oturup bir şeyi çözeriz inşallah evet, diyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Ben çok çok teşekkür ederim. Hem şahsınıza hem Güneydoğu TV ailesine, çalışanlarına, emek verenlere saygılarımı sunuyorum. Ve televizyonlar karşısında bizi seyreden bütün vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Sürçülisan etmişsek de affola diyorum. Peki çok teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili izleyenler, yerel seçimler sonrası ilk programımızda Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Mahmut Güneş'le birlikte yaptık. Tabii süreç uzun. Ara ara da böyle siyasilerimizi sadece seçimlerde görmemeniz adına şu anki tabloda da neler yaşanıyor, neler yapılabilirle ilgili dipnotlarını bizlerle paylaşsınlar diye konuk ettik. Konuk etmeye devam edeceğiz ki herkese yani yaklaşık bir 40 dakikadır yayındayız. Bana derseniz bu yayının en kıymetli noktası neresiydi? Özeti neydi? Az önce Sayın Başkan'ın son olarak söylediği, dile getirdiği geniş bir şekilde harfiyen tek tek anlattı. O birlik beraberlikti. Her zaman söylüyorum siyasetçi bulunduğu makamı kendi imkanları ve kendi intikamıyla yönetmeye kalkarsa vay haline illaki bir dönemin sonu geliniyor. Ama bunu bir rafa kaldırıp hakikaten bu toplum için, bu millet için bir şeyler yapmaya çalışan her siyasetçi de bu şehirde, bu ülkede efsane olmuştur. Bunu da tarih örnekleriyle zaten önümüze seriyor. Bu mihvalde bunları bize hatırlatmaya vesile olan kıymetli başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür de her zamanki gibi ekranları aracılığıyla bizi konuk eden siz sevgili izleyenlerimize. Mutlu akşamlar diliyoruz. Bizden hemen sonra sağlıkla ilgili hakikaten çok değerli, çok kıymetli bir program var. Bunun da altını çizelim. Güneydoğu TV'den ayrılmayın.